Adem. Abi. Aç oğlum şunu. Abi. Bruh.
Bir an önce gidelim Yakup. Niye bu acele ya? Neyden korkuyorsun? Kerem'in bizi bulmasından olabilir mi acaba? Kızın tekini taktı karnından. Polis bırakmaz onun peşini. Şimdi gözaltında değilse bile bugün yarın çekerler emniyete. Ömrünün kalanını hapiste geçirecek artık, ne yapalım? Kimse dokunmayacak sana. Annen başka kimse dokunmayacak. Selamünaleyküm. Oo, Kardo. Hoş geldin. Eyvallah biraderim, hoş Kardo. Buldum. İyi gördüm ha seni. Pardon, geçmiş olsun. Oğlum televizyonda gördük, aklımız gitti lan. Bol Action'da bir kaza olayına dalmışsın sen. Lan Morukçum, nasıl oldu lan o iş? Bir değişik olmuş harbiden ha. Ha birader, öyle oldu ya. Ama atlattık çok şükür, iyiyim ya ben, sıkıntı yok. Eyvallah, eyvallah. Birader ben sana Yakup'u soracağım ya. Bakındım sağa sola da bulamadım. Sen biliyor musun nerede? Vallahi Morukçum, sen bile göremediysen çoktan yalan olmuştur o. Kazadan sonra öyle kolayına çıkmaz zaten. Sen nereden biliyorsun birader Yakup'un kazaya karıştığını? Oğlum televizyonda gördük ya. Yakup'un arabasını gördüysen kendi kesin oralardadır. Oradan ayıktın biliyor musun? Nerelerde takılır bu? Bir mekan falan var mı takıldığı, ettiği? Hani oğlum 5 yıldır yoktum ortada, bak bilmiyorum, bana söyle. Vallahi Morukçum, sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Gerçi biz bununla geçenlerde bir mekana gittiydik. İyiydi lan oranın öyle. Hatta bak evinin yakınlarında bir yerdeydi. Dilimin ucunda. Tamam birader, eyvallah. Sağ ol. Ayıpsın. Kerem. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle, çözelim kardeşim. Aynı mahallenin çocuğuyuz biz. Ben de birader hallediyorum, eyvallah. Eyvallah. Oğlum çalıştır şu arabayı tekrar. Sen bizim başımıza bela mı açmak istiyorsun? Neden telefonda söylemiyorsun söyleyeceklerini? Telefonda söylenemeyecek kadar ciddi bir konu çünkü. Neymiş? Söyle o zaman. Cemre onu yaralayan kişinin kim olduğunu biliyor. Nasıl biliyor? Sen nereden biliyorsun bunu? Evden çıkarken karşılaştık, hazırlanıyordu. O sırada söyledi. O halde dışarı mı çıktı o? Bir dakika ya. Sen başımıza geleceklerden çok o halde dışarı çıkmasına mı takıldın ya? Saçmalama ben ya. Ne yapacağız Demir? Bilmiyorum, düşünüyorum. Nereye gittiğini söyledi mi? Söyledi. Emniyete. Emniyete mi? Ya sana onu yaralayan çocuğun kim olduğunu biliyor diyorum. Sen beni dinlemiyor musun? Sen biliyor musun? Yani sana bir şey söyledi mi? Evet, söyledi Cemre. Şu kazaya karışan çocukmuş. Onun arabasına çarpan çocuk. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl olmuşsa olmuş işte. Bak konumuz bu değil. Ne yapıp edip Cemre'yi durdurmamız şart. Eğer o çocuk ikimizi birlikte gördüyse ve bunu karakolda anlatırsa ikimiz de mahvoluruz, anladın mı? Mahvoluruz. Hemen bir şey yapmamız lazım. Ne yapıp edip Cemre'yi durdurmamız şart.
Ne için? Ben yokken ben de göz kulak oldum. 5 sene yanında durdun, sahip çıktın. Ben bir şey yapmadım ki oğlum. Meral Demir gibi kız. Ben olmasam da kimsenin ters üstü olmaz ona, sen merak etme. Kız sadece seni bekledi oğlum, başka hiçbir şey yapmadı. Başkanım. Alo. Alo kızım. Efendim baba. Ne oluyor böyle Cemre? Hı? Emniyete gittiğini söyledi Belma. Benim bundan niye haberim yok? Böyle hep hasta. Ayağa kalkılır mı Allah aşkına ya? Baba ben iyiyim. Büyütüyorsun şu an. Ha, büyütüyorum öyle mi? Tabii büyütüyorum. Çocuğun olunca anlarsın benim yaşadığım stresi. Baba lütfen. Belma seni yaralayan kişiyi teşhis ettiğini söyledi. Doğru mu bu? Evet doğru. Peki emin misin kızım? Nasıl teşhis ettin peki adamı? Beni bıçaklayan kişiyle bana arabayla çarpan kişi aynı. Aynı mı? Evet aynı. Versene şu telefonu bana. Alo Cemre'cim. Bak canım baban da ben de gerçekten çok endişeleniyoruz sağlığın için. Ama bıraksan da şu işlerle babanın ofisindeki avukatlar ilgilense ha? Ne dersin? Ya, beni düşünmenizi anlıyorum ve gerçekten çok da mutlu oluyorum ama bana güvenin biraz. Benden başka kimsenin ilgilenmesini istemiyorum bu davayla. Daha fazla uzatmayalım ne olur. Peki tamam sen bilirsin ama bütün gelişmelerden bizi haberdar edeceğine söz ver lütfen. Tamam söz veriyorum. Her şeyden haberiniz olacak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Her şey yolunda mı? Değil. Ama bir yoluna sokacağız. Sen bu adamın suratını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Güzel. Gel o zaman benimle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senin için göreve dönmeyecek diyorlardı. Kim demiş onu? Adem. Onun benim yerimde gözü vardır. Abi estağfurullah olur mu öyle şey ya? Hayırdır ne oluyor? Hayır. Oğlum 2 dakika bize müsaade etsenize. Başüstüne komiserim. Kızını aldı koyan adam bu mu? Bu. Kızımı alan bu. Nasıl yani? Zeynep Hanım'ın kızını alıp kayan veli miymiş? Seni bildiğine göre artık kafa kafayayız. Bugün ayın kaçı? Bugün 1'i abi bugün. Nereye koydun ben bunu? Hayırdır müdürüm ne arıyorsun sen? Tansiyon ilacımı. Nasıl ya? Atmadın mı bugünkünü? Almadım. Hayda. Ya bak bir yerde yığılıp kalacaksın Allah korusun. Zaten bir çıtır göbek de yapmışım. Sakat at, makat at, kol böreği. Bundan sonra işkembe, mişkembe. En azından kesemiyorsan bile haftada bir... Kesin lan. Affedersiniz.
Yani şimdi bu Zeynep Hanım'ın kızını alıkoyan, para isteyen... Veli Cevher. Veli Cevher. Ben yüksek müsaadenle yürüyorum o zaman müdürüm. Yalnız senden bir ricam var. Olayın azmettiricisini bildiğimize göre artık savcı beyle konuşup Zeynep'i elektronik kelepçeyle eve aldım ben. Tabii bunların hepsi mahkeme kararıyla olur. Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi? O kıyamet benim müdürüm. O kıyamet bende çok uzun zaman önce koptu. Yüksek müsaadenle makinemi alabilir miyim? Tamam. Bana bak. Yalnız her adımdan haberim olacak ona göre. Her adımdan. Heh. Bu dava teşkilatın davası ona göre. Eyvallah. Tansiyonumu zıplatma benim. Zeynep. Yalnız burada duydukların, gördüklerin sende kalacak tamam mı? Siz Veli ile birbirinizi nereden tanıyorsunuz? O uzun bir hikaye. Onu ben sana bilahare izahatını yaparım. Sen benim dediklerimi anladın mı? Anladım tamam. Haydi. Haydi. Hadi selametle müdürüm. Güle güle. Adem. Zeynep'i bizim tarafa götürün oğlum. Çetin sen ne abi? Zeynep ben birazdan geliyorum. Sen merak etme hedef belli. Tamam. Çözeceğim durumu. Ben kızını alacağım. Haydi. Adem bizim elimizde ne var oğlum şimdi? Abi kamera kayıtlarından arabanın plakasını çıkardık. Araba kiralık. He. Galeriyi de buldum bir güzel. Arama emrimiz de var. Bir de bu Galip Tunç'un Bebek'te gittiği bir mekan var. Onu da buldum. Onun da arama emri var. Her şey tamam. İyisin ha Adem. Adem efendi. İyi yürümüşsün. Aferin sana koçum. Hayırdır bizim yerimizde gözün mü var yoksa? Abi estağfurullah. Vallahi kalbim kırılıyor bak ha. Şimdi biz ne yapıyoruz abi? Yürüyoruz adam, sıkı yürüyoruz. Haydi. Cemre, Zeynep. Nasılsın? Bilmiyorum. Kafam karmanca olma. Gece kazaya sen de karışmışsın. Polis söyledi. Doğru mu? Arabalardan birinde ben vardım. Ben hiç başka arabalara bakamadım. Gidiş yaralı görünce öyle. Gittim. Ona gittim. Kızımı kurtaracaktım. Adama parasını verip kızımı kurtaracaktım. Kurtaramadım. Tutukladılar beni. Böyle bir şey nasıl olabilir Cemre? Biz nasıl aynı kazaya karışmış olabiliriz? Yaralanmışsın polis. Polis yaralandı dedi. Artık seninle o ilgilenmeyecek. Başkası ilgilenecek. Zeynep tamam. Tamam hadi bir sakinleş. Her şeyi sırasıyla konuşuruz olur mu? Ben de hala şoktayım. Yani bu kaza, senin başından geçenler, ya inanması çok zor. Ama ben seni yalnız bırakmayacağım. Benden başka kimse ilgilenmeyecek senin davanla. Sen bu haldeyken ben seni asla yalnız bırakmam. Yanındayım, sonuna kadar da yanındayım, tamam mı? Abi. Çocuk yok. Çocuk nerede? Ne çocuğu? Thank you.
gelsin. Sağ ol. İki dakikan varsa sana birini soracağım ya. Sor abi. Bu kızı tanıyor musun? Biliyor gidiyor muydu buraya? Yok, hiç görmedim. Bu çocuğu gördün hiç? Bu gelir gider miydi? Ha, evet evet hatırladım. Bu eleman gelirdi bizim mekana. Bu kızla birlikte mi? Aynen, kızla beraber geliyorlardı. Hatta en son bir olay patladı. Kıza biri mi bakmış ne? Saçma sapan mevzular yani. Fotoğraftaki çocuk büyük olay çıkardı. Silahla falan tehdit etti müşterileri. Arzanın teki yani anlayacağın. Yani diyorsun ki bunlar arkadaş değillerdi öyle mi? Yok be abi ne arkadaşı. Bildiğin manitacılık kafasıydı bunlarınki. Sert bir şey versene bana. Çevirsin beni buraya. Vereyim abi. Cemre? İyi misin? Niye tek başına geldin? Bir haber verseydin. Neden haber vereyim Demir? Ben tek başıma halledebilirim. Bu halde mi? Ya sen de yapma Allah aşkına. İyiyim ben. Hem benim buraya geldiğimi kim söyledi sana? Ne önemi var ki? Belma söyledi. Belma söyledi. Babamı telaşlandırdı, yetmemiş gibi bir de sana mı haber verdi? Ne yapsın? Korkmuş işte. Ya görüyorsun korkacak bir şey yok. Müvekkilimle birlikteyim. Bir dakika gelir misin? Tamam gelirim. Cemre sen ne yapıyorsun? Şimdi ne oldu Demir? Senin müvekkilim dediğin kadın şu her yerde haberi çıkan hırsız kadın değil mi? Hakkında soygun yaptığına dair çıkan haberler doğru. Ama bunu tek başına bir suçlu yapmaz. Sen avukat olduğunu mu unuttun? Hayır benim hiçbir şey unuttum falan yok. Anlamadığım şey bunca şeyin arasında senin neden bu kadının avukatlığını yaptığın. Şimdi ne yapmam gerektiğini mi söylüyorsun? Müvekkillerime mi müdahale ediyorsun? Sen bir kendine gel ya. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Tamam mı? Böyle bir niyetim yoktu. Ama sen de bana biraz hak ver. Senin için endişeleniyorum burada. Benim için endişelenme. Ben kendimi düşünürüm. Ne demek endişelenme Cemre? Az kalsın ölüyordun ya. Ölüyordun. Şimdi de seni bıçaklayan adamı teşhis etmek için tek başına emniyete geliyorsun. Sen bunu nereden biliyorsun? Belma söyledi dedim ya. Yakalamışlar mı bari? Yani teşhis edebildin mi? İfadesine falan ulaşabildin mi? Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Anladığım kadarıyla elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Ama fazla uzun sürmeyecek. Komiserim. Sen kimsin? Meltem Şahin komiserim. Geçmiş olsun. Ne iş bu? Asayiş'ten geldi abi. Bunu gönder eve. Bundan bir şey olmaz. Ne bozuluyor hemen ya? Nasıl bozulmayayım ya? Şimdi gördü yüzümü. Bir kere bile karşılaşmışlığımız yok. Hem nereden anladın benden olmayacağını? Abi biraz öyle ya. Yekten kimseye ısınamıyor. Sen istiyor musun bizim şubeyi?
Herhalde yani. Yoksa niye geleyim ki asayişten buraya? Tamam. Az sık dişini o zaman. Bırak, zamanla alışır. Yürü hadi gel. Hanımefendi neden burada? Tanıyor muyuz hanımefendiyi? Avukatım. Avukat. İyi, güzel. O zaman konuşacaklarımız var seninle. Olur, konuşuruz. Ama bilmeniz gereken bir şey daha var. Yani haberiniz var mı bilmiyorum ama ben sadece Zeynep için gelmedim. Avukat hanım haklı abi. Ne için gelmişti başka avukat hanım? O gece gerçekleşen kazada ben de vardım. Hangi kaza? Hani sizin Zeynep hanımla kafa kafaya çarpıştığınız kaza var ya abi. Tamam, ne olmuş o kazaya? O kazada sizin arabalardan başka iki araba daha vardı. O araçlardan birinde ben vardım. Sen mi vardın? Ben vardım. De yani öyle sıradan bir kaza da değil benim için. Karnımdan bıçaklanmıştım. Dur. Dur. Bir dakika. Şimdi bir kaza oldu. Bu kazaya da 4 tane araba karıştı. Arabaların bir tanesinde ben vardım. İkincisinde Zeynep vardı. Doğru mu? Üçüncüsünde avukat hanım vardı. Avukat hanım kazadan önce bıçaklandı. Avukat hanım da Zeynep'in avukatı. Ben doğru mu duydum, yanlış mı duydum? Aynen öyle abi. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle? Burası çocuk parkı mı? Ben mesai saatinde Mavra'yı sevmiyorum biliyorsun. Abi Mavra falan yok. Yani vaziyet bu. Kim bıçakladı avukat hanım? Aldınız mı? Abi o orası birazcık karışık. Şimdi önce seninle bir konuşsak mı biz? Ya neyi konuşacağız adam? Aldın mı almadın mı? Bu kimliği mimliği yok mu? Anası babası yeri yurdu belli değil midir? Avukat hanım eşkal falan vermedi mi? Eşkali burada. Kerem lan bu. Abi ben konuşalım dedim sana ama. Kerem. Kerem mi bıçakladı seni? Adı Kerem mi? Sen adını boş ver. Bu çocuk mu bıçakladı seni? Evet. Kafa gitti, kafa yandı benim. Dur ya. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir kaza? Ya böyle bir şey görmedim. Alakalı bir yakalama emri çıkaralım mı? Ne? Yakalama emri abi. Sen şimdi bırak yakalamayı. Hazırlığı bitir, yavaş yavaş çıkıyoruz. Tamam abi. Bizde olmayan bilgileri de paylaşırsanız sevinirim. Sen kimsin hemşerim? Cemre Hanım'ın nişanlısıyım. Nişanlım değil. Yani birlikteyiz ama aynı zamanda meslektaşım. Şimdi şöyle yapalım istersen, sizin aile dalganız beni bağlamıyor. Peki dışarı çıkın, anlaşın, konuşun. Sen de buradan ikile yürü, haydi. Haydi. Hayır. Haydi. Hayır. Burada bulunmak istiyorum. Demir lütfen. Bizim işimizi bitirecek herifin adı Kerem. Nasıl işimizi bitirecek çocuk? Ne diyorsun sen Demir? Cemre eşkalini vermiş. Asıl bomba şu.
Olayla ilgilenen başkomiser bu Kerem denen adamı tanıyor. Yani bu hırsızı tanıyor. Duydun mu? Nereden tanıyor? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ne olmuş? İşte Belma, buna mı takılıyorsun? Çocuk nerede peki? Yakalamışlar mı? Hayır. Ama çok sürmez. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Düşüneceğim bir şeyler. Düşünmek zorundayız, duydun mu? Eğer o herifi bulurlarsa işimiz biter. Demir, sakin ol. Daha bizi görüp görmediğinden emin değiliz. Sakin falan olamam. Elimdeki her şeyi kaybetmeyeceğim. Çetin. Buyur abi. Savcılığa dosyayla benim ilgilendiğimi söyleyin. İşin içinde çocuk kaçırma var. Asayişte de bilgi paylaşın. Tamam mı? Tamam. Haydi. Baş üstüne. Senin savcılığa sevkin yapılmayacak. Sen bu gece buradasın. Kadir. Zeynep. Bana güveniyor musun? Herkesten çok güveniyorum. Kızını bulacağım. Burayı kazdım. Kazındı, bitti. Tamam. Anlaştık. Sana gelince... davanın seyri ne olursa olsun hiçbir şeye itiraz etmeyeceksin. Tamam, bu dava benim için sıradan bir dava değil. Bu dava başka bir dava, tamam mı? Ne demek öyle bildiği sıradan bir dava değil? Hukuki bir sürü yaptırımı olan suçlar var ortada. Bir de ailenin durumu. Ben müvekkilimi düşünmek zorundayım. Ya hanımefendi, avukat hanım, bana hukuk mukuk parçalama burada. Senin müvekkilini gerektiği zaman senden daha fazla düşünürüz zaten. Ne demek şimdi bu? Cemre, biz daha önceden tanışıyoruz. Yetimhanede birlikte büyüdük. Tayfun. Buyur abi. Avukat hanımın işlemini bitir. Evine kadar uğrayıver bir zahmet. Nasıl yani? O adamı aramayacak mısınız? Avukat hanım. O iş bende. Senin o adam dediğin benim mahallemin çocuğu. Ben onu elimde koymuş gibi bulurum. Sen gönlünü rahat tut. Hiçbir yere gitmiyorum. O adamı bulana kadar ben de buradayım. Avukat hanım. Sana diyorum ki... arkadaşlar seni evine kadar uğurlasınlar. Sen git paşa paşa evinde dinlen. Benim işim başımdan aşkın. Kafamda 50 milyon tane yapılacak iş var. Haydi. Sen de benimle gel. Nurgül. Buyurun başkomiserim. Kızım, biraz bizi yalnız bırakır mısın? Baş üstüne başkomiserim. Bak. Biliyorum burada kalmak zor gelecek sana. Ama sadece bir gece. Söz veriyorum sana, 24 saat içinde çözeceğim bu işi. Söz. Tamam mı? Hem biz alışkınız böyle mekanlara ya. Öyle değil mi? Yetimhanede kapatıldığımız mekanlara benziyor. Hatırladın mı? Hı? Hiç unutmadım ki. Yeter Zeynep! Yeter! Bıktım senden! Yeter, çocuklarla kavga etmenden illallah geldi. Gelmek istemiyorum. Geleceksin Zeynep, yeter! Oğlum bırak beni abla. Geçti. Gelmek istemiyorum. Ne kadar yemin edersen et, bitti Zeynep. Sana bir daha yapmayacağım. Geleceksin Zeynep. Kimseyle kavga etmeyeceğim abla. Bitti. Kavga edeceğim burada aklın başına gelsin. Abla.
Zeyno. Zeyno. Duyuyor musun beni? Kadir, sen misin? Nereden bildin ben olduğumu? Sesinden tanıdım. Korkma sakın. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu gece ben de burada kalacağım. Tam kapı önünde. Tamam mı Zeyno? Tamam. O kadar beklerdin beni. Söz veriyorum sana. Bu gece de seni bekleyeceğim. Tamam mı? Onu bulacağız değil mi? Kızını bulacağız değil mi? İçini ferah tut. Sadece biraz sabır. Sabret. Kızını kurtarmak için canımı vermem gerekiyorsa bunu hiç tereddütsüz yaparım. Sen beni biliyorsun. Tamam mı? Tamam mı Zeyno? Bulacağım demiştin. Anneni bulabildin mi? Anne. Hayır, bulamadım. Ama zaten aramıyorum ki artık. Niye? Çünkü beni sevmeyen birini neden arayayım ki? Eğer çok sevseydi zaten yetimhaneye bırakmazdı. Bunu bilemezsin ki. Vazgeçme ne olur. Önce aileni bulacaksın. Sonra da anneni. Sen yeter ki vazgeçme, tamam mı? Nurgül, kızım. Hanımefendi benim bir tanıdığımdır. Nöbetteki bütün memur arkadaşları söyle. Herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Baş üstüne başkomiserim. Thank you.
Selamun aleyküm kardeş. Polis kardeş. Hayırdır memur bey? Ona bakacağız. Şimdi bu arkadaşlar mali şubeden geldiler. Sizin mali hareketlerinize bakacaklar. Biz de sizin diğer hareketlerinize bakacağız. Hareket derken? Hareket derken şöyle. Ben bir şahsı arıyorum. Bu şahıs sizin şirketinize kayıtlı arabaları kullanıyor. Güzel makine bu. Kaç beygir bu? Yani aradığınız kişi kim bilmiyorum. Ama bizim araç kiralama hizmetimiz de var. Veli Cevher. Bir bak bakalım. Ayıkabildin mi mevzuya? Kafanda bir şeyler çaktı mı? Yok, çakmadı. Çakmadı. Ben Veli Cevher diye birini tanımıyorum. Abi, şahsa ait bir araç kiralama kaydı falan bulamadım ben. Allah Allah. Peki kardeş, sen bu mevzuyla ilgili ne diyorsun? Kayıt yanlışlıkla silindi herhalde. Kaydı yanlışlıkla silindi, ha? Şimdi sen... Deli Cevher'i tanımıyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Bak, bir kere daha söylüyorum sana. Sen Deli Cevher'i tanımıyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Veli Cevher denen o küçük bir kız çocuğunu alıkoymuş. O kızın tırnağına, o kızın kılına, o kızın herhangi bir yerine zarar gelsin, bunu onun kokarım. Veli Cevher nerede? Veli Cevher nerede ulan? Başkomiserim. Burası tam bir cephaneye dönmüş vallahi. Haftisleri ve dosyaları aldık başkomiserim. Vay vay vay. Tamam al bunu da. Bunu da al. Al bunu da. Haydi. Haydi. Aldın, al alalım. Faturayı kaçakçılık ve organize şubeye kesiyorsun. Fatura ismine de Kadir Adalı yazıyorsun. Tamam. O Veli de söyle. Bundan sonra oyunun kurallarını Kadir Adalı yazıyormuş de. Neymiş? Kadir Adalı. Aferin. Haydi. Oyunun kurallarını ben yazacağım dedi. Öyle dedi abi. Zaafı olan kural yazamaz. Değil mi Sinan? Efendim abi. Zaafın varsa kural yazamazsın diyorum. Aile mesela iyi bir zaaf. Senin ailene zaafın var mı? Yok abi. Olmasın zaten. Eyvallah. Müzik
Hayvanları çok seviyor. Abi bu Galip Tunç'un buraya geldiği günün kamera kayıtları yok. Her günün var, o günün yok. Abi, şöyle buyur. Bu şahsı tanıyor musun kardeş? Tanımıyorum. Böyle elinizi kolunuzu sallayarak mekanıma gelip beni sorgulayamazsınız. Başınıza iş alırsınız, benden söylemesi. Doğru söylüyorsun kardeş, kusura bakma. O zaman sana başka bir soru sorayım ben. Mesela burada böyle alnı geniş bir balık var. Onun ben cinsini çıkaramadım. Bana onun bir cinsini söylesene. Şöyle, bildiğimiz soruları sorun, söyleyelim. Aynen. Hangisini soruyorsun sen? Az yana kay da sana daha rahat göstereyim bak. Alnı geniş burada, mavi olan bir balık var. Biraz daha eğilirsen tam ben sana gösterebilirim. Japon, Japon da. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Böyle soruşturma var mı ya? Ya bu alnı geniş olan balıktan bahsediyor. Nerenin balığı? Çıkartabildin mi kardeş? Çıkartabildin mi? Bittin lan sen! Bittin sen! Güzel. Abi. Sakin oğlum, sakin. Çıkartabildin mi? Çıkaramadım. Abi Allah aşkına ya. Elini çek. Hatırladın mı? Hatırlamadım. Al bunu götür. Al bunu. Al. Bunu da al. Bunu da al. Şubeye götürün. Şubeye giderken kafası açılır bunun. Al bunu. Bu balığın cinsi neydi lan? Harbiden çıkartamadım ha. Bundan böyle bu balıklardan sen sorumlusun. Ya bu da yemleri. Günde bir defa vereceksin. Anladın mı? Bu balıklar senin ailen. Onlara çok iyi bakman lazım. Birine dahi bir şey olursa, ölürse hepsi ölür. Neden? Ölen diğerlerini zehirler. Ölünce ne olacak? Ölünce ne olduğunu bilmiyorum. Ama geride kalanlara ne olduğunu biliyorum. Yemeğin masada. Aç kalma. Siz de acıktınız mı? Ben acıktım ama getirdiklerini yemeyeceğim. Bunlar annemin yaptığı yemekler gibi değil. Sevmiyorum bu yemekleri. Benim anlamadım. Adamın niye geri döndüğü? Neydi adı? Kerem. Ben de merak ediyorum ama yakalandığında da soracağım. Niye olacak? Cemre'nin ölüp ölmediğinden emin olmak için dönmüştür. Cemre gerçekten çok ucuz atlattı. Seni niye bu kadar merak ettiğimizi anlıyorsundur herhalde. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama ben her şeyi hallediyorum işte. Adamın eşkalini verdim. Kim olduğunu biliyorlar. Yakın zamanda da yakalanır, bir daha da hapisten çıkamaz. O kadar kolay yakalayamazlar. Niye söyledin şimdi öyle? Bu emniyetteki başkomiser tanıyormuş Kerem denen adamı. Öyle mi? Evet, tanıyormuş da yani ne yapacak, adamı mı saklayacak? Yok canım, o kadar ileri gidemez. Adı sana belli, eşkali belli. Ama Cemre'cim gene de birilerini sokabilirim araya. Yok baba, öyle bir şeye gerek yok. Pekala, sen bilirsin. Ama gelişmelerden haberim olsun lütfen. Bak, davalarına karışmamı istemiyorsun. Uzak duruyorum. Ama iş kontrolden çıkarsa en azından haberim olsun, değil mi? Lütfen. Akşam yemeği hazır Belma Hanım. Tamam, geliyoruz. Ben de artık müsaadenizi isteyeyim. Kalsana. Birlikte yiyelim. Yok ya. Yarın bir davam var. Birkaç dosyaya bakmam lazım. Tamam, yedikten sonra gidersin. Yarınki dava onun için çok önemli. Evet. Kendini fazla yorma. Yakında iş yükün daha da artacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar.
Hadi biz de geçelim. Benim mesaim bitti. Hesabı alayım kardeşim. Alamazsın. Alamazsın. Alamazsın oğlum. Param yok. Başına gelenler seni de hırpalayacak. Çok şey kaybetti. Ah be Adalı. Bana haber verecektin. Veli her şeyini kaybetmeden bu işi çözecektik. Veli'nin bahsettiği o gün gelecek, biliyorsun değil mi? Seni zaaflarından vuracağı o gün gelecek. Geldiğinde de kıyamet kopacak. Abi sana şey diyeceğim, bu Kerem... Bende, o konu bende. Ya vallahi ben de çok üzülüyorum çocuğa ya. Ulan salak, yeni çıkmışsın içeriden. Ne kurcalıyorsun kasa patlatma işi bilmem ne falan. Gir adam akıllı bir işe çalış değil mi? Yak. Sen dayak edin mi içeriden? Dayak derken abi... Şaplak diyorum, hayattan hiç şaplak yedin mi? Yok yemedim abi. Güzel. Bak ben sokakta büyüdüm. Kerem de öyle sokakta büyüdü. Çok dayak yedim ben. Böyle dayak yedikten sonra adama tatlı, tatlı büyük çöker bunlar. Tıraş, fasa, fiso mevzular. Esas dayağı biz hayattan yedik. Oğlum ismini dokunma! Yürü! İsmini dokunma! Kes! Lan oğlum ya, kafama! Sen bilmezsin o duyguyu. Sitede büyümüş memur çocuğusun. Biz sokakta büyüdük. Sokakta kavga bitmez. Hayat sana dayak ata ata öğretir nasıl yaşayacağını kardeş. En güzel anında indirir midene yumruğu. Ya dayak atmayı öğreneceksin ya da yolu yok. Hayatın sonuna kadar bu dayağı yiyeceksin. Ayakta kalırsan kazanırsın. Yıkılırsan kaybedersin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Abi tamam bu
Kerem sende. De. Asıl Veli Cevher ne olacak? Veli beni bekliyor. Adım kadar eminim. Beni bekliyor da işte. Nerede bekliyor onu çözemiyorum. Beklemek derken tamam. Sen Veli'yi tanısan anlardın ne demek istediğimi. O çakal, o tilki. İşini bilir, güzel oyun kurar o. O güzel oyun kurar. Beni zaaflarımdan vuracak. Onu biliyorum da işte çözemiyorum. Nerede, ne zaman onu bilmiyorum. Bakacağız. Haydi. Pişman mısın gittiğine? Çok pişmanım. Kadir'in çok istediği o aileyi elinden aldığım için çok pişmanım. Seni, kardeşimi geride bıraktığıma çok pişmanım. Ama aklımdan çıkaramadığım başka bir şey daha var. Bir akşam sofra kurmuşum. Tüm beceriksizliğimle. Çok da yorulmuşum. Belki bir çocuğum var, belki iki. Akşam Kadir'in eve dönmesini bekliyoruz. Sonra kapı çalıyor. Ama gelen Kadir değil. Başka bir polis. Kadirsiz nasıl yaşayacağımı bilmeden bana başın sağ olsun diyor. Babasız çocuk büyütmenin ne olduğunu bilmeden. Acımın ne kadar büyük olacağını bilmeden bana sadece başın sağ olsun diyor. Ama ben biliyorum. Ben babasız büyümenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Babamın öldüğünü söylediklerinde ben çocuktum. Hiç inanmadım babamın öldüğüne. Bir gün hep yetimhaneye gelip beni geri alacak diye hayal ettim. Ama hiç gelmedi.
Ben çocuğumun aynı acıyı yaşamasını istemediğim için. İşte gitme sebebi buydu. Bir gün Kadir'e geri dönmek istersen ne olacak peki? Bunu hiç düşündün mü? O ihtimal aklımdan hiç çıkmıyor ki. Ama geri dönemem aslında. Bunu sen bilemezsin Zeynep. Bir gün onu sevmekten de vazgeçeceksin. Bu istemesen de böyle olacak. Ben Kadir'i sevmekten hiç vazgeçmedim. Aksine Kadir'i o yanımda yokken sevmeyi öğrendim. Kadir'e rağmen onu sevmeye devam edeceğim. O nasıl? Kadir nasıl? Kadir'i biliyorsun. Aynı. İşte kapattı kendini. Etrafında kimse yokmuş gibi davranıyor. Akademide yatılı kalıyordu zaten. Bırak sesini duymayı. Yüzünü en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum bile. Artık benim de gitme zamanım geldi zaten. Sen yoksun. Kadir yok. Hem sen yokken o evde daha fazla kalmam da doğru olmaz. Yani Kadir eve dönmek isterse orada kalamam artık. Gitme Aslı. Şimdi kalmanın tam zamanı. Kadir'in bana değil, sana ihtiyacı var. İnsan bazen sevdiği için gitmeyi bilmeli. Bazen de sevdiği için kalmayı. O da sofra kur Aslı. Benden güzel yemek yapıyorsun. Eve geldiğinde yeniden bir ailesi olabileceğini hissetsin. Kadir'in elinden aldığım aileyi sen ver ona. Başını yaslayabileceği bir omuz olduğunu hissederse sever. Utanırsa yüzüne bakamaz. Yeter ki o sofraya otursun. Vedalaşmaktan nefret ediyorum. O yüzden seninle vedalaşmayacağım. Zaten.
sadece son söylemek istediğimi söyleyip gideceğim. Benim yerime de sen. Hata olmuş. Ama ben bu konuyla bizzat kendim ilgileneceğim. Affedersiniz efendim. Saygılarımla, saygılarımla. Oğlum sen ne yaptın lan? He? Adalı, sen ne yaptın oğlum? Sen kimsin lan? Görevimizi yaptık müdürüm. Birkaç gözaltı yaptık, hepsi bu. Birkaç tane gözaltı diyor. Gözaltına aldığın adamların avukatları ortalığı ayağa kaldırmışlar. Telefonlarım susmak bilmedi lan. Oğlum sen kimsin Adalı ha? Sen kimsin lan? Her önüne geleni gözaltı yapıyorsun. Kimsin sen? Müdürüm isterseniz ben bir şey yapmayayım. Veli yapsın her şeyi. Hangisini tercih edersiniz? Bak Adalı, bu iş ikimizin de sonu olur ona göre. Benim değil ama sizin sonunuz olur müdürüm. Benim zaten biletim kesilmiş. Ama sizin sicil hemen patlar. Hemen sizi emekliye ayırırlar. Allah seni benim başıma bela diye gönderdi. Ama ben hangi kusuru işledim de senin gibi büyük bir belayı benim başıma musallat etti lan? Artık sizi düşünün müdürüm. Orasını ben bilmiyorum. Allah beni senin şerrinden korusun, başka bir şey istemiyorum. Tamam hadi. Kızı elektronik kelepçeyle ev hapsine alın. Al bu da mahkeme kararı. Her adımdan haberim olacak ona göre. Her adımdan haberim olacak. Kafana göre iş yapma gene. Estağfurullah müdürüm. Her şeyden sizin haberiniz olur mutlaka. Siz hiç merak etmeyin. Eyvallah. Adem. Abi. Şimdi Zeynep için mahkeme izni çıktı. Elektronik kelepçe takılacak. Kendi evine gönderilecek. Evin etrafında iyi tedbir alın, iyi iskandil edilsin. Dışarıdan bakıldığı zaman bir şey çakozlanmasın. Zeynep'in telefonu dinlenecek. Evde de bizden birisi olacak. Ben olmak isterim başkomiserim. Olur abi. Sıkıntı yok. Haydi o zaman hazırlanın. Tamam. Haydi. Kızım kapıyı aç. Zeynep. Seni evine götürecekler. Memurlar evinde ayağına elektronik kelepçe takacak. Söz verdim. Sözümü tuttum. Şimdi kızını bulacağım. Söz. Zeynep, bu adam seninle bağlantıya geçecek. Para için seninle irtibat kuracak. Kesin. Asayişten tut, tüm emniyet ailenden haberdar. Araştırıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Biliyorum. Yalnız bir mesele var. Çözersem seninle bağlantıya geçmeden belki ben bulurum onu. Ne meselesi? Mesele şu.
Şu an beni bekliyor. Adım kadar eminim. Şu anda beni bekliyor bir yerde ama çözemiyorum, kestiremiyorum nerede beklediğini. Şimdi sana bir soru. Eğer biz bu şekilde karşılaşmamış olsaydık, bu kaza falan hiçbir şey olmamış olsaydı ve sen yine beni bulmak isteseydin, nerede beklerdin beni? Her şeyin ilk başladığı yerde. Adem oğlum, bugün ayın kaçı? İkisi abi. İkisi. Bunları. Bakarız. Ne demek ya bakarız? Bozdur gidelim işte, yeter bu para bize. Yetmez. Sen nasıl bu kadar rahatsın Yakup ya? Bir tane otel odasında elimizde bir çanta mücevherle kaldık, böyle dışarı çıkamıyoruz. Çık, niye çıkmıyorsun? Dalga mı geçiyorsun Yakup? Kerem nerede belli değil. Belki ismini verdi, belki birazdan kapıyı kıracak. O iş öyle değil canım. Kapıyı kırsa kırsa Kerem değil, polis kırar. Ayrıca Kerem buramı senden daha iyi tanıyorum ben. Kendi hesabını başkasına kestirmez o. Da Kadir Reis de kesmiştir onun hesabını çoktan. Senin var ya, bir bildiğin yok ha. Öyle havaya atıp tutuyorsun işte. Gülme gerizekalı gibi. Bozdur şunları, bir an önce gidelim. Daha almadık. Ne diyorsun ya? Dürüm, dürüm, bu demek. Ne o? Bir dakika ver. Ne bu? Para. Kim bu kadın? Neydi Kerem'in bıçakladığı kızın adı? Söyle söyle. Cemre Gül diyordu haberler. Hah. Bu videodaki yenge Cemre Hanım'ın cici annesi. Adam? Adam da, yani o takla atan dayı da Cemre Hanım'ın nişanlısı. Dalga mı geçiyorsun ya? Vallahi geçmiyorum Meral. Sosyetik alemler böyleymiş demek ki. Herkes birbirini yiyor. Deniz anası gibi maşallah. Sen mi çektin bunu? Ben çektim. Ne yapacaksın bununla peki? Ne yapayım işte, arşiv yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım kızım? Okutacağım. Nakde çevireceğim. Para. Güzel. Bir an önce çevir de gidelim. Bakarız. Martıdır göklerde süzülen, lacivert beyaz rengimiz. Aşarız birlikte her engeli, yanında bu büyük taraftar.
İyi günde kötü günde yanındayız biz. Sana adanmış bu hayatlar. Seninle yaşayıp seninle öleceğiz. Çünkü biz sarı yerliyiz. Yaşa can feda sana. Bir sana, bir de vatana. Yolun şampiyonluğa açık olsun saldır sarı yer. İnsan kendini burada yalnız hissetmiyor. Tribünde tek başına da olsan kalabalık içinde hissediyorsun ama yalan. Yalnızsın işte. Yalnızsın. Kerem. Eninde sonunda herkes döner olay mahalline. Evet. Şimdi çok kral bir forvetsin. Güzel bir kesmeyle top tak önüne düşüyor. Topu bir süre sürüyorsun. Bakıyorsun ki sıkı markajdasın. Markajdan kurtulmak için tak 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 ver kaç yapıyorsun. Ver kaçı yaparken... Offside. Büyük offside. Sen büyük ofsayta düştün Kerem. Tam olarak düşmüş olduğun durum bu. Maçın Kerem. Bak bakayım bana. Güzel. Tertemiz dövmüşler seni oğlum. Şimdi ya burada her şeyi bana teker teker kılçıksız bir şekilde anlatırsın ya da maç senin için uzatmasız biter Kerem. Anlatacak bir şey yok abi. Ulan sen benimle mi geçiyorsun lan? O Yakup denilen çocuğu hırsızlık yapsın, sen adam yaralama. Gelmeyeyim ulan ben bunları. Abi. Sen 5 yıl önce babanı yaraladığın zaman ne dedin bana? Annemi kurtarmak için yaraladım dedin. Kurtardın mı? Anneni kurtardın mı? Kurtaramadın. Ulan 5 yılını yedin ulan cezaevinde. Güzel miydi cezaevi? Abilerin kibar mıydı? Misafirperverler miydi? He? Cehennemdi değil mi? Tekrar o cehenneme dönmek istiyorsan yürü. Ama diyorsan ki bana bak Kadir abi, ben bundan sonra adam gibi yaşayacağım diyorsan otur teker teker bana tel tel dökül her şeyi. Kim kurtaracak ulan seni? Baban mı kurtaracak? Yakup mu kurtaracak? Ha? Oğlum neyine güveniyorsun lan? Hani nerede o? Hani kardeşiniz? Nerede ulan kardeşin? Ne abi? Kardeş, sen bunu kendin istedin. Sen ne istiyorsan biz onu yapacağız. Düş önüme şimdi. Haydi. Haydi. Parayı sorma. Hatta unut. En azından şimdilik.
10 milyon euroyu mu unutuyorsun sen? Kimse unutmaz bu kadar büyük parayı Veli. Ben de unutmam. Para mı gelmedi? Geldi. Geldi. Havalandan aldılar da bana geldi. Niye? Kuruyu alıp kaçtı. Şaka yapıyorsun herhalde. Yok, açık açık söylüyorum işte. Kuruyu alıp kaçtı. Ben de bir çocuğu alıkoydum parayı geri alayım diye ama çalışmadı. Ne yaptın dedin sen? Pek de anlamıyor musun sen? Çocuğu alıkoydum. Peki çocuk hayatta mı? Hayatta ya da değil fark etmez. Paramı istiyorum. Bak Veli, o para senin değil. Benim de değil. Peki ne zaman teslim etmen gerekiyor parayı? 2 haftam daha var. Umarım 2 hafta içinde parayı bulursun. Yoksa olacakları biliyorsun. Bana nasihat vermek için çağırmadım seni buraya. Konuşmam gereken başka bir şey var. Ben bir şey bilmek istemiyorum. Ben bu işe bulaşmak istemiyorum. Bugün ne buraya geldim ne de seninle buluştum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Kusura bakma Veli ama bu işte tek başınasın. Bugünü unutma. Bugün burada söylediklerini unutma çünkü zamanı geldiğinde sana hatırlatacağım. Peki çocuğun yakınlarından ya da polisten senin kimliğini tanıyan var mı? Sana ne? Niye soruyorsun? Az önce bana hiçbir şey bilmek istemiyorum demedin mi? Veli o parayı bul. Çok gecikmeden o parayı bul yoksa her şey biter. Nereden biliyorsun? Belki de her şey yeni başlıyor. Cemre bu işin peşini bırakmayacak. Cemre'yi ikna etmemiz şart. Onu da alıp Amerika'ya götürmeye ikna etsen. Pek bir işe yaramaz. O herif bulunana kadar yerinden kıpırdamayacaktır. Emniyetteki halini görseydin ne demek istediğimi anlardın. Cemre'yi engellememiz şart. Yapma ya. Nasıl olacakmış? Söylesene. Bir yolu var. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Hayır. Bilmiyorum. Yapma Demir. Sakın bana bunu aklından geçirmediğini söyleme. Selim'in yerinde olmak istediğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Sen de benim düşündüğümü düşündün değil mi? Alo. Alo Demir. Sana çok güzel bir haberim var. Sesinden belli zaten. Neymiş? Kerem Korkmaz denen adamı yakalamışlar. Teşhis etmek için emniyete gidiyorum ben de. Alo orada mısın? Buradayım buradayım. Ses kesildi de bir an. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Çok sevindim. Ya ama beni biliyorsun. Yani seni merak etmeden yapamıyorum. Ya endişelenecek bir şey kalmadı ki artık. Ya bana hala kırgınsın biliyorum ama. Yok takma kafana ya. Ben emniyete gelirim. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Tamam. Orada görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Neden emniyete gidiyorsun? Sonumuz için. Nasıl yani? Cemre'yi bıçaklayan Kerem Korkmaz denen adam yakalanmış. Thank you.
Bu patlattığın kasadan mı çıktı? Sen bu kadar kısa sürede bu soygunu nasıl planladın Kerem? Söyle bakalım oğlum. Ha? Şimdi bak kız burada. Geldi buraya. Bıçakladı. Seni teşhis etmek için bekliyor. Anladın mı? Sen şimdi böyle delikanlılık yapıyorsun ya bana. Hani eyvallah konuşmuyorsun ya. Şu camın arkasından seni teşhis ettiği andan itibaren senin hayatın biter. Anlaşıldı mı? Duydun mu? Avukat. İşin raconunu biliyor. Mevzuya ayık. Anladın mı? Yani kaçarın yok. Ben sana diyorum ki gel konuş. Mevzuyu küçültmüyorsun, daha da büyütüyorsun. Yardım edeyim sana. Konuş. Hadi oğlum konuş. Kusura bakma geç kaldım. İyisin değil mi? İyiyim. Ya ben de bekliyordum zaten. Sorgu değil mi? Sabaha kadar sürebilir. İstersen sen evde bekle. Ben bir gelişme olursa haber veririm. Yok hayır. Ne kadar sürerse sürsün bekleyeceğim. Onunla yüzleşmek istiyorum. Peki. Abi harbiden anlatacak bir şey yok. Var ulan anlatacakların. Anlatacakların var. Ben sana yardımcı olayım diyorum oğlum. Senin nedir bu inadın? Kaçtı abi o tren, kaçtı kaçtı. Bak 5 yıl önceye geri döndüm ben. Serpil. Buz gitmiş. Dur geç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağ olasın. Vay 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 vay. Ne oldu? Hadi oğlum. Lan bana bak. Lan. 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 Yürü lan yürü. Sen kimsin lan? Benim kardeşlerimi evden kovuyorsun. Bu adam mı senin arkadaşın? Bu adam mı senin kardeşin baba? Bunlar mı senin arkadaşların? Öyle mi? Her gün masana oturttuğun, cebindeki parayı son kuruşu kadar verdiğin bu adamlar mı senin kardeşlerin ha? Kes sen zırlamayı. Para benim ev benim. Beğenmiyorsan gidersin. Ömer. Hadi lan hadi. Hadi lan. Gidecekler bu yüzden. Yeter artık. Yeter yaptı bu. Getirim lan seni. Getirim lan. Ben geldim sana. Eve geldim. Sen de bitiktin abi. Ha? Yaktın abi. Nasılsın abi? Şey söyle be abi. Kerem bana bulaşma oğlum. Sen bak dalgana. Ne oldu? Ne değişti?
Aynı tas, aynı hamam. Her şey aynı yani. Bak yine gidiyorum. O yüzden beni bırak, beni sal. Yaptıklarımın bedeli neyse tek tek ödeyim. Abi. İçin bekliyor da sonra devam edecekse onu eve falan gönder. Beklesin, geliyorum. Tamam. Soyunan kasadaydı. Hadi. Hanımefendiye ver kolyesi. Teşekkür ederim. Bu çocuk mu bıçakladı seni? Dikkatli bak. Kaldır kafanı. Emin değilim. Yüzleşmek istiyorum. Kardeş, yanlışın olmasın. Sana bir şans vereceğim. Kaç yıl istersin? Alt sınırını ben söyleyeyim sana. 10 yıl. Üst sınırını sen belirle. Babanı da öldürmeye teşebbüs ettiğine göre üst sınırın 30 yıl olabilir bence. Hem denetimli serbestliğini de bozmuş oldun bir suç işleyerek. 30 yıl gayet şık olur senin gibi adama. Geldiğin yerde belli sonuçta. Ne gülüyorsun? Seni gördüğüme sevindim. Harbiden sevindim. Yani gerisi kaç yıl yatacağım falan filan umurumda değil. Sen kafanda yaz çiz. Biz yatar çıkarız. İyi. Ben de anlaştığımıza sevindim. Kerem mi bıçakladı seni? Evet, oydu. Emin misin? Ben onun gözlerine baktım içeride. O gece bana baktığı gibi ben de ona baktım. Oydu. Hiç şüphem yok.
Şimdi bak. Ben bu çocuğu iyi bilirim. Bir sürü hataları olmuştur, eyvallah. Ama ben bu çocuğun gençliğini, hatta çocukluğunu bilirim onun. Sizin gençliğini bildiğiniz çocuk beni öldürmek için bir an bile tereddüt etmedi. Ya bana racon kesmeyi bırak avukat hanım. Seni öldürmeye kastı olan adam niye geri dönsün? Ki o gece geri dönüyordu bu çocuk. O yüzden siz kafa kafaya çarpmıştınız. Hayır, her şeyi biliyorsun ya. Buna da cevap ver. Ya cevap ne yap yok. Anca posta koy. Ki onu da becerdiğin yok. Madem teşhisini yaptı avukat hanımın, burada işi biter. Kerem'in sevkini de savcılığa yap. Eyvallah. Hissedebildin mi? Ettim. Hem de yüz yüze. Ne yaptın? Gözlerinin içine baka baka kaç yıl yatacağını söyledi. Peki o bir şey dedi mi? Yani o geceyle ilgili. Şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Hadi gidelim buradan. Herkes aynı hayatta. Kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen, o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam ve sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam ve sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yani gerisi kaç yıl yatacağım falan filan umurumda değil. Sen kafanda yatacaksın. Biz yatar çıkarız. Ya bana racon kesmeyi bırak avukat hanım. Seni öldürmeye kastı olan adam niye geri dönsün? Ki o gece geri dönüyordu bu çocuk. O yüzden siz kafa kafaya çarpmıştınız. Mesele ne biliyor musun Kerem? Buraya geri dönmemek. Buraya geri dönmezsen yaşarsın. Ama sen buraya geri döndün, artık ölürsün. Gece mesajlarıma cevap vermedin. Keyfini sürmek istedim.
Neyin keyfi bu Allah aşkına Demir? Adam konuşmamış. Ne? Ciddi misin? Böyle bir konuda şaka yapar mıyım ben sence? Peki ya sonra konuşursa? Herif cezaevine gönderildi. Cezaevine. Yani söyleyecek bir şeyleri olsaydı çoktan konuşurdu. Neredesin sen? Şimdi görürüz. Tanıdık geldi mi? $3 milyon. Ben sana zamanı gelince ulaşırım. Para hazırsa mesele yok. Para hazır değilse bu videoyu internette milyonlarla beraber izlersin. Kerem, avukat görüş. Görüşecek misin? Kim? Vallahi Cemre Gür diye bir bayan. Senin avukatın mı? Yok dayı, değil. Niye görüşüyorsun o zaman? Sorma. Yarayı verdiğim kişi avukat çıktı. Allah Allah. Ya oğlum, senin buradan kurtulman için bir umut yok mu? Hı? Buradan çıkmanın bir yolu yok mu? Kafan dolu. Orası belli. Sustuğuna göre bir yolu da var. Bak, şimdi seni buradan bir koğuşa verecekler. Orada bin bir türlü insan var. Dikkatli ol. Madem bir yolu var, kullan oğlum bunu. Yeter ki kurtul buradan. Ne istiyorsun? Neden döndün? O gece. Beni yaraladığın gece neden geri dönüyordun? Sana ne? Yarım kalan işini bitirmek için değil mi? Beni öldürmek için geri dönüyordun. Senin gibi bir adamdan başka bir şey beklenmez zaten. Sen neyin peşindesin? Seni hayatın sonuna kadar burada tutmanın. Tamam işte. Bir sürü malzeme yok mu elinde? Evine giren benim. Karnındaki yarayı sana veren benim. Seni öylece bırakıp kaçan da benim. Yetmez mi? Göm beni cezaevine. Göm ömrümün sonuna kadar kalayım cezaevinde. Bunlar benim sorumu cevaplamıyor. Neden geri döndün? Sen ölme diye geri döndüm. Aldın mı istediğin cevabı? Hı? Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bil diye söylüyorum. Dün gece söylediğim her şey geçerli. Ve senin söylediğin hiçbir şeye de inanmıyorum. Hiç kimse sana yardım edemeyecek. Sen kendi ellerinle Yakup'a teslim et Meral'i. Sonra neredeler diye bana sor.
Git onları nerede bıraktıysan orada ara. Meral Demir gibi kız. Ben olmasam da kimsenin tersisi olmaz ama sen merak etme. Ben sana yardımcı olayım diyorum oğlum. Senin nedir bu inadın? Şimdi seni buradan bir koğuşa verecekler. Orada bir türlü insan var. Dikkatli ol. Madem bir yolu var, kullan onu. Hiçbir şey seni kurtaramayacak. Senin gibi bir adamın olması gereken yerde burası. Kurtulamayacaksın. Burada öleceksin sen. Ben burada ölmeyeceğim, çıkacağım. Hem de beni buradan sen çıkartacaksın. Nasıl olacak bu? Bir anlatsana, merak ettim. O gece villada üvey anne yalnız değildi. Yanında bir adam vardı. Gazetede gördüm sizin ailenin resmini. Oradan biliyorum üvey anneni. Kanıtımda var. Bir video. İkisinin takıldığını gösteren bir video. Beni buradan çıkar. Videoyu al. Ben de kendi hesabımı göreyim. Çıkar beni buradan. Seni başladığın yerde bitireyim dedim Kadir. Ne dedin? Kadına ne dedin? Çocuğunu bulurum mu dedin? Ama bulamadın. Ben istemediğim sürece o kızı kimse bulamaz. Bunu çok iyi biliyorsun. Veli kardeş, sen çocuğu ver. Biz hesabı kendi aramızda çözelim seninle. Kızı sana verirsem, paramı sen mi vereceksin bana? Sana kimse bir şey vermeyecek. Ya, gördün mü? Yine ben kaybediyorum. Senin yüzünden çok şey kaybettim. Bu defa ben kaybetmem. Sen ne yaptıysan kendi kendine yaptın usta. Sen ne beni ne de başka bir kişiyi suçlayamazsın. Biz şu anda seninle omuz omuza olabilirdik. Ama karşı karşıyayız. Bunun da geri dönüşü yok. Doğru. Geri dönüşü yok. Önceleri seni kardeş gibi severdim. Ama şimdi senden nefret ediyorum. Senden sadece ben nefret etmiyorum. Bence annen de senden nefret ediyordu. Hatta o yüzden seni terk etti. Sen zamanında bana anlatmıştın. Annemi bulmak için polis oldum demiştin. Anneni buldun mu Kadir? Sen annemle ilgili ne biliyorsun lan? Sen annemle ilgili ne biliyorsun Veli? Söyle! Ne? Haydi! Konuş lan! Ben sana demiştim. Seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim demiştim.
ilgili ne biliyorsun? Sen annemle ilgili ne biliyorsun beni? Söyle!